O kadar önemli bir konu ki günlerce bahsetsek yine de yeridir. Çünkü hakikaten biz neredeyse kul hakkını rafa kaldırdık. Kendimizden başkasını düşünemez hale geldik. Dolayısıyla bu önemli arızamızı tedavi babından bu mübarek hadis bizim o derdimize derman olacak. Nasıl anlatmıştık? Efendimiz sormuşlar, müflis kimdir? İflas etmek ne demekti? Ashab-ı kiram cevaben demişlerdi ki, bizim bildiğimiz iflas, müflis, işte adamın parası, imkanı vardır. Şu veya Evet. bu şekilde efendim malı mülk elinden gitti, iflas etti. Efendimizin cevabı o dünyevi iflastır. Bugün kazanmaz, yarın kazanır. Diyelim ki kazanmasa değil mi ki dünya ölümlüdür? Öteye gitmez. Esas müflis odur ki, iflas etmenin esası budur ki, Ruzi mahşerde hesap vereceğiz. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabını mutlaka Allah'ın huzurunda vereceğiz elbette. Ve üstelik bizim bu dünyada yaptıklarımızın da mükafatını bek namaz kılıyoruz şu anda. Efendim her zaman inşallah her şahadı şu anda demeyelim. Evet. Efendim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyoruz. Biz zekat veriyoruz. Bunların sevabını elbette ki bekliyoruz. Ruzi mahşerde Cenab-ı Hak dünyadayken yaptıklarımızı bizim bilemediğimiz bir üslupla mahiyetini kavrayamadığımız bir tarzda yaptıklarımızı kaydediyor. Ona biz amel defteri diyoruz. Defter derken bizim anladığımız gibi bu defter Evet. tarzında değildir. Neyse, kul bakacak ki amel defterinde hiç namazdan bahis yok. Halbuki hep namaz kılmış. Telaşlı. Ya Rabbi ben hep namaz kılmıştım. Bu Efendimizin hadislerinin bir izahıdır bu ifade etmeye çalıştığım. Evet. Efendim, ya ilahi ben Allah'ım ben namaz kılmıştım ama kıldığım namazdan hiçbirisi amel defterimde gözükmüyor. Ey kulum doğrudur. Sen namaz kılmıştın ama ne canlar yaktın, ne ocaklar söndürdün, kimin kimin mülküne, malına el uzattın. Senin işte o malını yediğin, canını yaktığın, gönlünü kırdığın kişilere gitti namazın sevabı. Kulaklar Namaz gitti. yok, namaz bitti. Telaşla tabiri caizse oruca bakacak oruç sayfasına. Oruçta da bir şey, oruç tutmamış gibi gözüküyor. Ya Rabbi ben bırakır farz oruçları, nice sünnet oruçları da tuttum. Nerede benim oruçlarım? Ki o zaman malumunuz en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman Evet. kurtulmuşsa vesiledir. Yine cevaben denecek ki evet kulum doğrudur. Sen oruç tutmuştun ama dünyadayken çok can yaktın, çok gönül kırdın, çok kişinin hakkına tecavüz ettin. İşte o tuttuğun oruçların sevabı da onlara gitti. Zekat da aynı şekilde. Hacca gitmiş o da gitti. Hatta Efendimizin buyruğunda şu da var. Diyelim ki sevaplar kalmadı. O kadar çok kul hakkına tecavüz etmiş ki kırmadığı gönül yok. İncitmediği insan kalmamış. Efendim nice haksız yere kazanç elde etmiş. Velhasıl kul hakkının ağlası var üzerinde. Sevapları baktılar ki oruç gitti, zekat gitti, hac gitti. O kadar çok kul hakkı yükü, o kadar çok o suç ağır ki o suçun karşılığında ne kadar sevap varsa hepsini verse karşı tarafa yine yetmedi. O zaman hakkına tecavüz ettiği, gönlünü kırdığı, o kul hakkını yediği kişilerin günahı alınır, onun defterine yazılır. Onun sırtına yüklenir. Bu Peki kadar önemli bir çok felaket muazzam. bizi bekliyor Allah Peki hocam korusun. hakkımı helal etmiyorum size dedim. Sonra nasıl helallaşılacak? Burada bir şey var. İslami Eğer makam var. gerçekten bir hak varsa ortada, İslami kurallara göre bir hak yemişse, gönül incitmişse, haksız yere karşı tarafı rencide etmişse, yani bir kul hakkı ihlali var ise ve bu dünyada iken o ihlal telafi edilmezse, helallik alınmazsa, Helallik eğer alınmazsa. malsa, mülkse, paraysa, pulsa işin içerisinde onu da iade etmez ise, bu takdirde onun hesabı eğer ruzi mahşere kalırsa demek ki tablo onu karşısına çıkar. Ne namaz onu kurtarır, ne oruç onu kurtarır, ne zekat onu kurtarır. Allah muhafaza eylesin. Büyük bir azapla karşı karşıya kalır mıdır? Şimdi tabii gönül ister ki hele hele akraba ve taallukat ise yani evet birileri bize haksızlık yapmıştır, bizi üzmüştür. Belki bir takım haksız kazançları bizim sırtımızdan Evet. edilmiştir. Ama o da pişmanlık duydu. Efendim bizden özür diledi. Eğer mümkünse verebiliyorsa o efendim aldığı haksız yere elde ettiği kazancı, haksız yere elde ettiği malı mülkü de geri iade etti. Velhasıl suçunu itiraf etti. Tövbe etti, özür diledi. Böyle olduktan sonra biz de artık hakkımızı helal edelim. Çünkü yani o kişi eşimizdir.
o kişi annemizdir, babamızdır, kardeşimizdir, Müslüman bir vatandaşımız. Eğer hakkımızı helal etmezse hakikaten onun vebali çok ağırdır. Evet. Hocam bir de isimler var. Bir izleyicimiz yazmış ki eşim bebek bekliyor. Çocuğumuz olacak inşallah. Erkek evladımız olacak. Adını da Ensar Asaf koymayı uygun bulduk. Bazı isimlerin konulmaması gerekir İslamiyet dininde diye söyleniyor. Demiş izleyicimiz. Hocam ne der demiş efendim. Buyurun. Bir kere Ensar ismi çok güzel, çok mübarek bir isimdir. Malumunuz Ashab-ı Kiram Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyururlarken Medine yerlileri o hicret eden muhacir kardeşlerimizi varını, marını, efendim bütün varlıklarını Mekke'de bırakmış, sırf Allah rızası için kalkıp Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Evet. O Medine'deki yerliler bu defa onları bağrılarına basmışlar. Mallarını, mülklerini, bahçelerini, evlerini, odalarını paylaşmışlar. Ve onlara da ensar, ensar demek yardım edenler demektir. Ensar. Dolayısıyla tarihte bu kadar önemli bir hususu ifade eden bir tabirdir ensar. İslam tarihinde ensarlık vasfı çok önemlidir. Bizler de aslında yeri geldiğinde ensar olmalıyız. Onun için o isim güzeldir. Ama o ismin güzelliğinden öte o ismin taşıdığı anlam çok da çok muazzam. Güzeldir. Evet. Yardımcı olmak. Hocam böyle. Rize'den bir izleyicimiz demiş ki hanımın hakkından bahsediyor hocamız da ben de karıma hakkımı helal etmiyorum demiş. Etmesin ya. Yazık yani. Öyle şey olur mu ya? Bu hayat arkadaş. Tamam insanoğlu çok sıkıntı çekebilir. Problemler olabilir. Efendim anlaşamadığı noktalar olabilir. Ama hemen ilk etapta hakkımı helal etmiyorum diye kestirip atmayalım. Hocam iftar Rize'de bu saatte iftar olmuştur. İftar sofrası. Hanımla aynı masada bir hakkını helal yani etmiyor. Yani bir ortak nokta bulalım Allah aşkına. Son noktayı koymayalım. Helal, hakkımı helal etmiyorum demek işin belki son noktası ama o noktaya getirmeyelim. O söz dilimizden çıkmadı. Diyelim ki söyledik. Pişman olalım. Ya hanım ben sana demiştim ama o zaman öyle düşündüm. Ben o dediğimden vazgeçtim. Hakkımı helal ediyorum desin bari. Ve tabii ki karşılıklı olarak evet. Birileri bizim hakkımızı ihlal etmemesi için de zemini biz hazırlamalıyız. Evet. Ona o kozu vermemeliyiz.